Nikola Tesla. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856 yılında Hırvatistan'ın Smiljan şehrinde yaşayan bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası bir kilise papazı, annesi ise ev işlerini kolaylaştırmak için sürekli buluşlar yapan bir ev hanımıydı. Tesla ile ilgili yazılan pek çok makalede üstün zekasını ve mucitliğini annesinden aldığı söylenir. Asıl adı Nikola Dragić olan Tesla'nın çocukluğu, gençliği ve ölüme kadar olan hayatı zekası kadar parlak geçmedi. Hayatı boyunca bir aile kuramadı. Bir dönem ailesiyle yaşadığı sorunlardan sonra Tesla soyadını aldı. Nikola Tesla insanlarla iletişim kurmakta zorlanırdı. İçine kapanık bir çocukluk yaşadı. Kimsenin saçına dokunamazdı. Parlak nesnelere takıntısı vardı. Kolay sinirlenen bir yapıya sahipti. Okul ve iş hayatında yaşadığı sosyal iletişim problemi birçok kez psikolojik açıdan sıkıntılar yaşamasının neden oldu ve depresif bir hayat sürdü. Abisinin ölümüyle suçlanması hayatının en büyük takıntısıydı ve şizofreni başlangıcı belirtileri vardı. Hayatındaki ilk trajediyi abisinin ölümüyle yaşadı. Sadece abisinin ölümü değildi Tesla'yı olumsuz etkileyen. Abisi attan düşerek ölmüştü ve ailesi atı korkuttuğu gerekçesiyle hep Tesla'yı suçladı. Bu nedenle içine kapalı bir çocuk olarak yetişti, insanlarla iletişim zorlukları yaşadı. Henüz 6 yaşındayken kendi su çarkını yapan Tesla, papaz olan babasının mesleğini yapmak yerine çok arzuladığı teknik eğitimi almaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra Prag Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Yetenekleri, zekası ve sahip olduğu becerileriyle karşılaştırıldığında okulda aldığı eğitim bir süre sonra Tesla'ya yetmiyordu. Bunun yanında insanlarla yaşadığı sosyal iletişim sıkıntıları da eklenince 1878 yılında 3. sınıftayken üniversite eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Okulu bıraktıktan sonra bir otomobil firmasında çalışmaya başlayan Nikola Tesla'nın psikolojisi her geçen gün daha da kötüye gidiyordu ve sonunda ağır bir depresyon geçirdi. İşten ayrılmak zorunda kaldı. Bu dönemde ailesiyle arası açıldı. Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca dahil 4 dil bilen Nikola Tesla, ilerleyen yıllarda Charles Ferdinand Üniversitesi'nde eğitime devam etmek istedi, ancak bu sefer de babasının ölümü üzerine okulu bırakmak zorunda kaldı. Bu dönemde matematik ve fiziğe olan ilgisi onu elektrik akımlarını araştırmaya itti ve insanların çok daha kolay ve ucuz bir şekilde elektrik kullanmasını amaçladı. O dönemde evlerde doğru akımla elektrik veriliyordu, ancak Tesla alternatif akımla elektriğin dağıtılmasının maliyet olarak çok daha ekonomik olduğunu düşünüyordu. Bu hedefini gerçekleştirmek için New York'a gitti. Nikola Tesla'nın oldukça geniş bir hayal gücü, fikirlerle dolu bir zihni vardı. Büyük teknoloji firmalarının sahipleriyle iletişime geçmek, fikirlerini anlatmak ve çalışmaları için kendisini destekleyecek birilerini bulmak istiyordu. Fikirlerine dikkate alacak bir firma ile birlikte başarılı projeler gerçekleştireceğini biliyor, fikirlerini hayata geçirmek için sabırsızlanıyordu. 1884 yılında New York'a giden Tesla'nın hiç parası yoktu ve bir yıl boyunca farklı işler yaparak geçimini sağladı. Western Union firmasında çukur kazma işçisi olarak çalıştı. Bu süre zarfı içinde hayallerini bırakmadı ve doğru akım motoru, jeneratör, transformatör ve neon lambaları için projeler hazırladı. Bu dönemde buluşları için patentler almaya başladı ve bu patentlerin sayısı 30'u geçti. Bu patentlerle birlikte neler yapabileceğini göstermeye başlayan Tesla, birçok teknoloji firmasını köşeye sıkıştırmaya başlamıştı. Tam bir yıl sonunda Edison ile tanışma fırsatı buldu. Fikirlerini Edison'a anlattı ve onu etkilemeyi de başardı. Edison, Tesla'ya DC motorlarını geliştirmesi için iş teklifi etti ve bunun için kendisine $50.000 ödemeyi taahhüt etti. Tesla proje üzerine onlarca farklı çalışma yaptı ve sonunda bir yöntem geliştirerek Edison'a sundu. Ancak Edison taahhüt ettiği $50.000 Tesla'ya ödemedi. 6 ayın sonunda Edison'la yaptığı işbirliğini sonlandırdı. Nikola Tesla çocukluğundan beri Niagara şelalesine bir hidroelektrik terminali kurma hayaliyle yaşadı. Bu hayali yıllar sonra gerçekleşti ve birçok büyük firmanın projesini geride bırakarak yapılan hidroelektrik santrali Tesla'nın projesi oldu. Bu başarıyla şelaleler arasında yer alan bir adaya heykeli dikildi. Edison Machine Works firmasından ayrılan Nikola Tesla, kendi projelerini geliştirmek için bir teknoloji şirketi kurdu ve şirketi finanse etmesi için Lane ve Weil ile anlaştı. 1885 yılında Mart ayında New Jersey şehrinde Tesla Electric Light and Manufacturing firmasını kurdu. Bu girişim çabası da Tesla'ya başarı ve mutluluk getirmedi. Yaptığı projeler özellikle doğru akım elektrik üreticilerini çok rahatsız ediyordu ve bu durum yatırımcıları da yansıdı. Tesla'nın doğru akım yerine alternatif akım motorları ve elektrik iletim projesi yatırımcıları tarafından ilgi görmedi ve Tesla'ya olan desteklerini çektiler. Bu durum Tesla'yı yine en başa döndürerek sıfır noktasına getirdi ve bunun sonucunda ciddi boyutlarda maddi zorluklar yaşamaya başladı. Sahip olduğu pek çok patenti maddi imkansızlık nedeniyle de kaybetti. Yeteneklerini, buluşlarını ve hayatının tamamını insanlığa adayan Tesla, birçok girişimde kendisini yalnız bırakan insanlar yüzünden başarısız oldu. Bu durum onun hayallerini gerçekleştirmek için sahip olduğu istek, arzu ve çalışkanlığını azaltmadı. Her defasında baştan başlayıp projeler üretmeye ve insanlığa faydalı çalışmalar yapmaya devam etti. Henüz çocuk yaşlarda hayal kurmaya ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaya başlayan Nikola Tesla, onlarca farklı buluşa imza attı. Hayatı boyunca pek çok zorluklarla karşılaşıp pek çok girişimi başarısızlıkla sonuçlansa da, gerçekleştirdiği projelerin pek çoğunun da patentini alarak çalışmalarını tescilledi. İşte bu buluşlardan öne çıkanlar. 1882 yılı dönen manyetik alan. Üniversitedeki hocasının alternatif akımla çalışan bir motor yapılmasının imkansız olmasını söylemesiyle başladı. Her zaman farklı fikirlere sahip olan Tesla, bu konuda da haklıydı ve ilk büyük icadını yaparak alternatif akımla çalışacak motor için bir manyetik alan tasarladı. 1883 yılı. Yapmış olduğu manyetik alanı geliştirmiş olduğu alternatif akım motorunda uygulayıp AC jeneratörlerini ve transformatörlerini geliştirdi. Bilinen en erken alternatif akım motoru olan bu makineler, sağlamlığı ve diğer teknolojilerden daha düşük maliyetli olması gibi pek çok avantajı bir arada sunması nedeniyle günümüzde de endüstride en fazla kullanılan elektrikli makinelerdir. 1890 Tesla Bobini. Tesla'nın geliştirdiği, sunumlarında ve şovlarında kullandığı yapay şimşek üretebilen bir motordur. Birden çok faz ile çok yüksek voltajlara ulaşan motor, yapay bir şekilde şimşekler oluşturuyordu. Bu bobin, yüksek gerilim, düşük akım ve yüksek frekansta alternatif akımlar üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Nikola Tesla'nın yaptığı çalışmalar, floresan lamba, röntgen ışınları, MR cihazları gibi günümüz teknolojilerinin temelini olarak ele alınmaktadır. 1897 yılı radyo sinyalleri. Houston Sokağı'nda bulunan laboratuvarında telsiz sistemleri geliştirmeye başlayan Tesla, ilk denemesini 40 kilometre uzakta bulunan bir tekne ile iletişim kurarak yaptı ve başarılı oldu. Ancak bu icadı kendisini ve çalışmalarını yakından takip eden Marconi tarafından çalındı. Yakın geçmişe kadar radyo sinyallerinin mucidi olarak Marconi bilinse de, 1943 yılında Amerika Mahkemesi kararıyla Tesla'nın radyo sinyalleri patenti onaylandı. Tesla, hayatını bilime ve teknolojiye adamış büyük bir dahiydi. Birçok projesini kafasında tasarladı ve deneyler yaptı. İnsanlığa faydalı olacak çalışmaları o dönemin büyük teknoloji şirketlerini rahatsız ettiği için hayatı boyunca büyük zorluklar yaşadı. Psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan Tesla'nın hayatı maddi imkansızlıklar ile daha da zor bir hal aldı. Bir dönem katı yiyecekler tüketmeyi bıraktı. Sadece sıvı ile beslendi. Bu durum onu fiziksel olarak güçsüz bıraktı. Bugün büyük teknoloji firmalarına adı verilen, günümüzde kullanılan pek çok teknolojinin fikir babası ya da mucidi olan Nikola Tesla, 1943 yılında 86 yaşındayken New Yorker Oteli'nin 3327 numaralı odasında tek başına hayata gözlerini yumdu. Cenazesine hayatı boyunca çalışmalarına destek veren ve onu yalnız bırakmayan binlerce kişi katıldı.